Herkese merhabalar, Ayaküstü Lezzetler'e hoş geldiniz. Yılın ilk videosunda Bağdat Caddesi'ndeyiz. Burada beğendiğiniz her şey satılık. Ben buzdolabımı çok beğendim bu arada. Yandık. İçindekilerle beraber alabiliyorsak sıkıntı yok. Bakan buraya güzel de bu başka bir şey. Bu sos için kurşun yer kurşun atarım diyen varmış burada müşteri arasında. On bin beğeni gelirse Tayland sokak lezzetleri yapıyor muyuz? Şu an giderim. Oğuzcum iyi seneler. İyi seneler yavrum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Kutlu 2024 olsun. Yılı umarız sizler için çok güzel geçer. Huzurlu, mutlu, sağlıklı, stressiz, bol kazançlı ve lezzetli. Tabii ki çok lezzetli. Lezzetli olursa güzel bir sene olmuş olacak. 2023 bizler için çok lezzetliydi. Nasıl lezzetli olduğunu kanaldaki videolardan izleyebilirsiniz. 2024'te yapacaklarımız daha da lezzetli olacak. Bunun teminatını şimdiden verebiliriz. Aslında size bu videoda güzel bir müjdemiz de olacak. Biz bugüne kadar yapılmamış bir şeyi yapmaya gönüllüyüz. Bundan dolayı da bir adım attık. Sizlere uzun zamandır bu iş için hazırlık yapıyoruz ve artık finale geldik. Nedir bu final? Aslında onu beraber bahsedelim istiyorsan. Vallahi beraber bahsedelim. Biz çok güzel bir şeyin altına imza attık. Onur'un da dediği gibi yaklaşık işte 3 senedir İstanbul ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde sizlere lezzetleri anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Ve günün sonunda da hiçbir işletmeye bağlı kalmadan, hiçbir işletmeyle ticari bir yol izlemeden tamamen Onur'un beğendiği, Oğuz'un beğendiği içerikleri, lezzetleri sizlere anlattık. Günün sonunda da verdiğimiz emekler karşılığını aldı diyebiliriz aslında. Evet. Bundan sonraki süreçte yeni bir kanalımız açılacak. Onun detayını söyleyelim. O kanal yabancı dilde yayın yapacak. Evet. Onu da detayını hemen verelim. Ve Türk mutfağını, Türk gastronomisini, yediğimiz tabakları, lezzetleri artık bütün dünya izleyecek desem yeridir. Evet, yani Türk yemeklerini normalde yabancılar baklavadan, işte kebaptan ve lahmacundan ibaret sanırlar. Ama aslında çok güzel yemeklerimiz var. Sizler bunu izleyebiliyorsunuz ama yabancılar da kendi dillerinde artık izleyebilecekler. Bunu kenara koyuyoruz. Bu Gonoma Medya ile beraber yapacağımız işbirliğinde yurt dışında Türk yemeklerini dünyaya tanıtma işi gerçekten bizi çok heyecanlandırıyor. Ama Ayaküstü Lezzetler'de de çok fazla şey yapmaya başladık. Güzel bir ekip kurduk. Arka planda çalışan çok kalabalık bir ekip var. Haftanın belli günlerinde görmüşsünüzdür mutlaka. Farklı videoları yayınlıyoruz. Top 5 videolarımız var. Kolaj videolarımız var. Yeni takip edenler için onları böyle özellikle yeni yeni paylaşmış oluyoruz. Ama kendi içeriklerimiz yani yeni yayınlanan içerikler de cuma günleri yayında olmaya devam ediyor. Biz ne yapacağız bu süreçte? Yurt dışına açılacağız. Artık farklı mutfakları sizlere gösterebileceğiz. Sadece Türkiye'deki lezzetleri değil, dünyadaki her yere, gidebildiğimiz her yere gideceğiz. Vize alabilirsek tabii bazı yerlere gideceğiz. Vize alamadıklarımıza yapacak bir şey yok. Ama dünya mutfağını size yerinden göstereceğiz. Türkiye ile kıyaslama yaparken çok daha rahat olacağız. Ve bunları yaparken tabii ki özgür olacağız. Çünkü yorumlarımız özgürce yapıyoruz. Sizler de bizi bu yüzden seviyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Bize bu yüzden güveniyorsunuz. Biz de bu güveni yarı yolda tabii ki bırakmayacağız. Onurcuğum ağzına sağlık. Çok güzel özetledin. Zaten ilerleyen haftalarda da senin ne demek istediğini ve bizim ne demek istediğimizi izleyicilerimiz gördüğünde anlayacaktır. İstersen bugüne dönelim. Evet. Bugün biz Bağdat Caddesi'ndeyiz. Şansımıza çok güzel bir hava var. Nisan ayının Bodrum havası var resmen. Tam evet. Böyle deniz kenarında. Böyle öğlen 2'de oturup akşam gün batımında kalkmalık. Artık masayı siz hayal edin. Adalar gözüküyor. Çok evet, güzel bak. Benim canım güzel. Çekti. Bir kış adası yapalım bence. Her yer kapalı ama ya adalarda. Ya biz gidelim orada bir takılalım ya. Kendi içeceğimizi yanımıza götürürüz. Çekimsiz. Çekimsiz. Tamam. Ben hemen varım. Siz de yapın ya. Çok güzel oluyor. Bugün gerçekten hani sıcak hava. Şöyle fazla geliyor bana. Ben hangi montu alacağımı şaşırdığım için biraz daha kalın aldım Oğuz'a göre. Hakikaten fazla geliyor ama gün içinde çıkarırız. Birazcık lezzetlerin sıcaklığına kendimizi kaptıracağız. Bak 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 cümlelere bak. Tabii. Cümlelere bak. Tabii. O zaman dilersen yavaştan videoya geçelim. Tamam. Biz şimdi ilk durağımıza doğru yürüyeceğiz. Şu an böyle Suadiye ile Erenköy arasındayız. Size açılışımızı
yapmak istedik. Biz buradan bir Şaşkın Bakkal tarafına doğru yürüyeceğiz. Evet. Size de çok güzel detaylar göstereceğiz. Günün ilk durağında her zaman olduğu gibi güzel bir kahvaltıyla başlıyoruz. Fakat farklı bir kahvaltı. Aslında yerimiz çok farklı değil ama ortam çok farklı. Gittiğimizde zaten size özetliyor olacağız. Artık özür dilerim. Biz önemli bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Ne? Bizim logomuz değişti, bütün channel artlarımız değişti. Evet, doğru. Unuttuk bütün ona. Bugüne kadarki yapmış olduğumuz tüm videoların thumbnail görüntüleri değişti. A'dan Z'ye her şeyi değiştirdik. Yani sizler için aynı zamanda yenileniyoruz. Bu süreç de bir 6 ay sürdü neredeyse. Gerçekten güzel bir ekiple çalışıyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Hazır böyle olmuşken şöyle aşağıdan da bir abone ol butonunu sizlerle paylaşalım. Sizler de aramıza katılırsanız bundan sonraki videolarda bizleri desteklemek için alkış mahiyetinde abone ol yaparsanız çok seviniriz. Bağdat Caddesi'nin en lezzetli rehberi başlıyor. Yeni yılın ilk kahvaltısındayız ve arkamızdaki görüntü ve bulunduğumuz ortamın görüntüsü bizi çok mutlu etti. Önümüzde iki tane çok lezzetli tabak var. Şimdi Onur'un tabağında yok yok diyebilirim herhalde. Onur ekmek üstü bir lezzet söyledi, onu sen anlatırsın. Benim için yılbaşı kahvaltısı budur. Vay arkadaş ya. Poşe yumurtarır her zaman. Sever. Özellikle patlatma konusunda üstüne yok. Tabii. Bende de Fransız omleti var. 4 yumurtalı bu. Bayağı doyurucu. Onur'da 2 tane poşe yumurta var. Vallahi benimkinin çok bir meziyeti yok. 3 mantar var. Farklı farklı mantar türleri. Hangilerini taze buluyorlarsa içerisine sote yapıp koyuyorlar. Yanına bir patatesi var. Ve ufak bir salatası var. Ve 2 dilim de, hatta 1 dilim. Yani 1 dilim ikiye bölmüşler. Ekşi mayamız var. Filtre kahve olmazsa olmazımız. Sende neler var? Anlat, hemen tadına bakalım. Bende çok güzel bir ekşi maya ekmek var. Hemen üzerinde light kremadan hazırlanmış, sotelenmiş bir ıspanak var. Onun üzerinde de dana bacon ve üzerinde 2 tane poşe yumurta, Hollanda sos, Frank soğanları, yan tarafında da çok güzel bir salatası var. Şu yumurtayı bir patlat bakalım da izleyenler görsün, ardından da tadına bakalım. Tamam. En sevdiğim şey yumurta patlatmak. Bak nasıl akıyor, nasıl akıyor. Ya tamam yeter artık ya, at hazır şunu. Bayağıdır böyle kahvaltı yapmıyorduk, farkında mısın? Bağdat Caddesi'nin ruhu bu ama. Yani buraya geldiğimiz zamanlarda birçok kafede genellikle kahvaltımız ekmek üstü lezzetler oluyor. Abi bir de biz son zamanlarda hep şehir dışında olduğumuz için şehir dışında da böyle kahvaltıyı genelde tercih etmiyoruz. Daha böyle yöresel şeyler yiyoruz. Hatırlıyorsun Kapadokya'da hamur işlerini gömdük. Şimdi her yerin ruhu dediğin gibi farklı. İşte buranın ruhunda bunlar var. Biz daha önce cadde çektiğimizde de mesela yer kahvaltıcı değildi. Grön. Grön'de. Orası evet. Da güzel mesela. Onun da porsiyonları kocaman. Çok lezzetli tabakları vardı. Burası da böyle. Buranın aslında konsepti birazcık farklı. Şimdi evet. Burada çok fazla kafe var ve hemen hemen çoğu da lezzetli. Şimdi Allah var. Biz de çoğuna gidiyoruz zaten. Hatta çoğunluğa da yer verdik. İçeri girdiğinizde bu aya özel bir Christmas ruhu var, Noel ruhu var. İçerisi acayip tatlı. Yani biz şu ana kadar hiç böyle bir ortam görmedik. Siz bu videoyu izlediğinizde de burası bir botanik olacak. Evet. Şu an arkamızda zaten görebiliyorsunuz. Ve burada beğendiğiniz her şey satılık. Hani ağacı beğendin, alabiliyorsun. Yaprağı beğendin, alabiliyorsun. Onur bardakları çok beğendi. Ama dediler ki, abi onu satmıyoruz dediler. O hariç. O hariç. Şey. Yani burada gördüğünüz birçok şey satılık. Yılda 3 tane konsept yapıyorlar. Yılbaşında Kasım gibi başlayıp ocağa kadar yılbaşı konsepti. Bunda böyle Noel babalar, işte kurşun askerler, işte ne geliyorsa aklınıza çok enteresan objelerle sunuyorlar.
İşte çam ağacı alabiliyorsunuz, süslerini alabiliyorsunuz. Ocak itibariyle botaniğe dönüyorlar. Ki her yerde zaten şu an botanik çiçekler var. Her yerden bir şeyler fışkırıyor. Mesela şu Starleş efendim çok güzel. Bunun haricinde bir de yazın yaptıkları farklı bir konsept daha var. O da böyle birazcık daha nasıl söylemek lazım? Daha böyle yaz konsepti aslında. Daha böyle plaj konsepti. Evet. Böyle hani hasır eşyalar geliyor daha çok. Onur'un da dediği gibi yani yılın 3 döneminde farklı farklı konseptleri var. Buraya geldiğinizde beğendiğiniz bir şeyi satın alabiliyorsunuz. Hatta avizeler falan çok güzel. Avizenin eğer sıfırı yoksa diyor oradan söküp veriyoruz diyor. Yani o derece her şeyi satıyorlar burada. Güzel bir şey bence. Çok güzel bu arada bu avizelerde. Benim çok hoşuma gitti. Hasır avizeleri severim. Tam böyle bir yazlık itemi. Yazlık bir evimiz olursa Onur'cum Bodrum, Çeşme, Urla alırız böyle bir şey. Tabii. Ben buzdolabını çok beğendim bu arada. Yandık. İçindekilerle beraber alabiliyorsak sıkıntı yok. Onu alırım. Dönelim kahvaltıya. Evet. Ben yediğim omleti çok beğendim. Çok güzel yapmışlar. Şimdi genel itibariyle Fransız omleti biraz yağlı olur. Doğru. Bu tam böyle kıvamında. Beni çok mutlu etti. Ekmek de çok güzel. Yandaki patatesler de çok lezzetli, çok keyifli. Bir salataya giriş yapmadım. Salatada da böyle kabak çekirdeği var, çekirdekler var. Ben temiz. Bu tabaktaki ıspanağın light kremayla yapılıyor olmasına ayrıca memnunum. Aslına baktığında diyet yapanlar için çok uygun bir tabak. Ekşi maya ekmek var, güzel bir dana bacon var ki yağsız. Üzerine yumurta var. Ki kahvaltıda özellikle sporcuysan kahvaltıda yemen gerekiyor. Ispanak var, yeşillik var. Aslında burada zararlı bir şey yok. Bir tek sos var belki. Krema var. Krema yani. Ama o da light. Biraz daha yağı azaltılmış vaziyette. Bence hani diyet yapıyorsan bir gün gelip böyle kahvaltı yapabilecek hakkın varsa güzel bir kahvaltı örneği. Kahveler çok güzel bu arada. Onu da belirtmekte fayda var. Evet. Burası Spada'nın kahvesini kullanıyor ki Spada'yı biz çok seviyoruz. Birçok kafede de son zamanlarda biz artık Spada kullanmaya başladık diye geri bildirim geliyor. Cumhur tabii ki bu konuda çok uzman. Kahveyi yerinden alıyor, getiriyor, kendi kavuruyor. A'dan Z'ye bütün prosesleri kendisi yönetiyor. O yüzden bu kadar iyi bir kahve çıkıyor ortaya. Onu da tavsiye ediyoruz. Ben evde de kullanıyorum bu arada. Bende de var Spada. Bende 3 tane farklı kahve var. Yani kahve markasının kahveleri var. Bu bizim içtiğimiz Kolombiya. Biz bu çekirdeği çok severiz. Arkadaşlar güzel demlemişler. Bu normal klasik filtre kahve diye geçiyor. Farklı çekirdeklerden farklı kahveler de var. Hani özellikle istediğiniz bir şey olursa buradaki arkadaşlara söyleyin, size yardımcı olurlar. Dedik ve yavaştan aslında şunun altını çizelim. Şimdi biz yemeyeceğiz ama burada çok güzel tatlılar var. Onur az önce bahsetti. Cheat day yapmak istediğinizde ya da seviyorsanız tatlıyı bizim gibi. Gerçi biz bugün günümüz uzun olduğu için şu an tatlıyı tercih etmeyeceğiz ama çok güzel tatlılar var. Hepsi çok lezzetli. Çok. Hani biz zaten buraya çok uzun zamandır geldiğimiz için gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliriz. Bir tane şey var buranın ya. Elmalı bir tane crumble'ı var. Of. O çok iyi. Üzerine böyle dondurmayla getiriyorlar. Yani denk gelirseniz affetmeyin. Bizim için yiyin hatta. O soğuk havada kahvenin yanına çok güzel gidiyor. Hele ki burada o kadar sıcak bir ortam var ki. Normalde çok da güzel bir müzik çalıyor arkada. Biz şimdi çekimden dolayı kapattık. Evet. Yani burada kendini huzurlu hissediyorsun. Ya buranın bir ruhu var. Gerçekten. Yani içeriye adım attığınızda buranın bir ruhu var. Biz şu an kapalı alandayız. Bir de bunun açık alanı var. Zaten bayağı kalabalık şu anda dükkan çok. Yani. Bir de tabii gündüzleri buraya çalışan kesim de geliyor. Evet. Ve oturabilecekleri çok güzel bir alan var. Hem çalışıyorlar, hem kahvelerini yudumluyorlar, hem bir şeyler yiyorlar. Vakit geçirmek için güzel bir yer. Mahalleli çok tercih ediyor. Aynen öyle. Dedik ve istersen en baştan fiyatları söyleyelim. Tamam. Ve Bağdat Caddesi'ndeki lezzet keşiflerimize devam edelim. Onur'un yediği Leaf Egg 340 lira. Benim yediğim 3 mantarlı Fransız omleti 310 lira. Son olarak da filtre kahvelerimiz 110 lira. Sokak lezzetleri denildiği zaman ayaküstü lezzetler iş başında. Bağdat Caddesi'nin yeni duraklarından, aslında çok da yeni değil, pandemide açıldı.
Çok 4 sene olmuş ama. 4 sene olmuş. Başarılı işletmelerinden biri. Envai Sokak Lezzetleri. Biz burayı daha önceden denemiştik. Çok keyifliler. İki tane çok güler yüzlü şef arkadaş var. Biri MSA çıkıştı, biri USLA çıkıştı. Hatta ikisi de Arda Türkmen'in restoranı Mükellef'ten çıkma. Orada tanışıyorlar ve evleniyorlar. Sonrasında burayı açıyorlar. Tam bir love story. Evet. Aynen. Yine Arda Türkmen'le yolumuz kesişti bak. Aşk denince Arda var mı? Ne deniyoruz? Önümüzde iki tane hamburger var. Buranın imza burgerleri. Bendeki Envai Bacon. Bendeki de Envai reçelli olarak geçiyor. Bunun içerisinde bir domates reçeli var. Neden domates reçeli dendiğini birazdan anlatırız. Fakat bak şimdi Onur'u içeride görüyorum, bir ban hazırlıyor. Ondan bir tane, biz bir tane tavuklu ban rica edebilir miyiz? Çok güzel gözüküyor. O ana bir de güzel sosladı. O sos inanılmaz yalnız, biliyorsun değil mi? Ondan ben yemedim de çok seveni varmış o sosun. İyi, bir tane yiyelim, oraya sıkıştıralım. Bak şu anki görüntüm inanılmaz. Sulu bir hamburger. Ay ay. Muhtemelen akmaya baş, evet, akmaya başladı. Ben bunun suyunu akıtmadan giriyoruz. Çok iyi. Bak çok iyi. Oo. Bak şu an dağda yaşıyorum şu an. İçimde yaşıyorum resmen. Çok güzelmiş. Abi bu sululuk ve bak bütün olarak şahane. Çünkü şimdi biz çekim öncesinde Onur ve Gözde'yle konuşurken dediler ki biz köftemizi, yani içindeki hamburger köftesini ne tuz atıyoruz ne karabiber atıyoruz dediler. İçerisine koyduğumuz soğan soslarla o dengeyi yakalıyoruz dediler. Şu an tam olarak ne demek istediklerini anladım. Yani bütün olarak şu an beni mest etti. Artı hani domates reçeli, yani aslında içerisinde reçel yok. Fakat domates ve 20 küsür baharat mı öyle, yani içerisinde böyle kakuleler bilmem neler aklınıza gelen gelmeyen bir sürü baharat var. Onlarla beraber yaklaşık domates 10 saat pişiyor. Domates reçeli denmesinin sebebi de hani reçel mantığında yapıldığı için. Yani çok uzun saatler kaynadığı için. Ama ağzına attığında bir böyle tatlı geliyor. Biraz ekşi geliyor. Biraz böyle acı geliyor. Tam böyle kıvamında, ayarında bir sos olmuş. Aşırı derecede beğendim benimkine. Envai Bacon'da da acı biraz ön planda. Hani böyle laf olsun diye menüye yazılmış bir acı değil o. Gerçekten acı ama o etin tadıyla, etin sululuğuyla muazzam. Bu arada katılacak mısın? Et gerçekten sulu. Çok güzel. Pişimi çok doğru. Bize sordular. Evet. Hani nasıl isterseniz diye. Sorduk. Herkese soruyor musunuz? Evet abi soruyoruz dediler. Biz orta istedik. Tam istediğimiz gibi. Bakar mısın abi bak. Evet. Çok güzel sulukta pişmiş. Oğuz'da domates reçeli vardı. Bende de bacon reçeli var. Bacon reçeli çok enteresan. Ban gelsin bir ondan sonra anlatacağım. Of. Bu da çok güzel gözüküyor. Of. Bu ne ya? Yanmayız değil mi bundan? Çok acıymış gibi geliyor. Biraz acı. Biraz acı. Ya niye büyüğü bana bırakıyorsun? Acı olduğu için mi? İkisi de aynı ya. Peki. Ama bir şey diyeceğim, bu böyle kapanmıyor ki. Ben önce şunu anlatayım, bitireyim. Ondan sen sonra onu geçeyim. Anlat. Tamam. Bendeki bacon reçeli aslında dana bacon'ın uzun süre pişirilip kendi suyuyla beraber reçelleştirilmiş hali. Onu servis ediyorlar. Şu ne oldu? Saçmalık bu. Öyle mi? Sos? Sen reçeli falan anlatma. Şunu at ağzına. Sos? Sosla paket yaptırırım. Artık elimi falan bulaştırıyorum, kusura bakmayın. Böyle tavuk mu olur ya? Tavuk bayağı sulu ve bayağı yumuşak. Sos inanılmaz. Sos da çok güzel. Oo, yanıyorum. Şu an dudaklarım etrafını yalıyorum bak, çok güzel. Bak hamburger güzel de bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Ban ekmeği 3 farklı prosesten geçiyor. Yani mayalaması 3 kere oluyor. İçinde böyle bir kolesterol salatası gibi farklı bir salatası var. Güzel bir mayonezi var içinde. Çok ve güzel. Üzerindeki tavuk çok güzel bir sosla, Asya sosuyla, acı sosla bezeniyor. Ve hepsi birleştiği zaman muazzam bir şey ortaya çıkıyor. Ben gerçekten çok beğendim. Muazzam bir şey. Bak ben bunu yememiştim uzun zamandır. Ben de ilk kez yedim bunu. Ben yedim daha önce ama uzun zamanda yememiştim. Ha, okey. Ama unutmuşum yani. Yani bu herhalde 3 sene önce falan yemiştim. Ben tekrardan bunun için gelirim. Vallahi gelirim. Ya bu arada bak bütün olarak şahane. Hakikaten yani ban ekmeği çok güzel. Sos apayrı ve tam bir tavuğa yakışan sos. Şu anda saç diplerini falan böyle bir terledi. Benim de. Benim de. Ne oldu ya? Tamam sende de var biliyorum. Dipleri var. Saç olmasa da dipleri var. Ama gerçekten acısı şahane. Şahane. Gerçekten aşırı beğendim. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Bu sos için
kurşun yer kurşun atarım diyen varmış burada müşteri arasında. Gerçekten ne demek istediklerini yiyince anlıyorsunuz. Sos için mi? Evet. O kadar beğeniliyor demek ha? Evet. Vallahi bravo, güzel bir şey yapmışlar. Yani hamburger de çok güzel bir bütün olarak. Ekmeğe güzel. Bu arada ekmek yarı brioche, tereyağı bazlı bir ekmek. Üzerinde yumurtası var, güzel susamları var. İçerisine soğan da çok yakışmış. Evet. Çıtır soğan. Bir bütün olarak güzel bir burger yedik. Bir bütün olarak çok güzel bir tavuk ban yedik. Onu hocam unutmadan hatırlatalım. Hamburgerlerin köftesi 100 gram. Buranın en güzel tarafı tabii ki soslarından ekmeğine, hamburger köftesinden yan malzemelerine kadar her şeyi kendileri hazırlıyor olmaları. Dışarıdan hiçbir şey almıyorlar. Bir tek herhalde çedar peyniri falan dışarıdan alıyorlar. Onun haricindeki... Bir de işte patates kızartması var. Evet. O da donmuş. Ama onun haricindeki her şey burada yapılıyor. Her sabah taze yapılıyor. Öğlen 12 gibi servise başlıyorlar. Böyle işletmelere ben saygı duyuyorum. Çünkü aynı ürünü düzgün yapabilmek için her gün uğraşıyor. Artı bir de mesela çoğu burgercide olduğu gibi ya da sosisçide olduğu gibi hani böyle basic ürünleri yok. Yani hepsinde bir kendi uğraşları var. Evet, yani dokunuşları var. Yani sende işte mesela bacon'dan reçel yapmışlar. Ben de domatesden reçel yapmışlar. Hani farklı usulleri var ve arkasında da güzel bir emek harcamış. Zaten ikisi de şef. Yani hani mutfaktan geldikleri için ve farklı tecrübeleri de olduğu için bence tabaklara da güzel yansıtmışlar. Zaten mahalleli de memnun. Yani tam biz bu tarafta oturmuyoruz ama bu tarafta oturan çok fazla arkadaşımız var. Onların da mutlaka gidin dediği yerlerden biriydi. Hatta biz buradayken bir buranın müşterisi geldi. Abi dedi sizi gördüm selam verin dedi. Ben buranın sosislisini çok seviyorum dedi. Özellikle yemenizi tavsiye ederim dedi. Ona artık. Şimdi biz evet ona girmeyelim ama daha sonra geldiğinizde sizin aklınızda olsun. Farkındaysanız tadına bakıyoruz artık. Yeni yılla beraber Onurcuğum'la yeni kararlarımız var. Artık abartmadan, gerçekten abartmadan tadına bakarak sizlere gerekli yorumları yapıyoruz. Fiyatlara geçelim. Geçelim, ağzım yanıyor zaten dediğim gibi. Onur'un yediği NY Bacon 225 lira, benim yediğim NY Reçelli 200 lira. Son olarak tavuk banın tanesi de 105 lira. Güzeldi. Çok güzeldi. Şey daha iyiydi. Ban. Ban tavuk acayipti. Ben burgeri daha çok beğendim. Ben tavukçuydum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Tamam. Hadi İyi miyiz Emrah? İyiyiz abi. Şaşkın Bakkal'dan yürüdük. Caddebostan'a geldik. Şu anda CKM'nin çevresindeyiz. Nene'deyiz. Nene bir eseri. Sabah kahvaltısından akşam geç saate kadar gün boyu. Adından da belli zaten. Breseri. Günün her saati için burada kendinize uygun lezzetler bulabilirsiniz. Şimdi burası aslında bir Anadolu yakasındaki bir mekan için fazla şık. Evet. Hani Anadolu yakasında bu kadar şık ve işte böyle yüksek tavanlı, içeride bir Fransız ruhu olan bir yer yok. Hatta karşı tarafta düşünüyorum, yani bizim yakada düşünüyorum, hiç aklıma gelmiyor mesela. Buranın mutfağını şöyle anlatabiliriz, zaten klasik bir Fransız. O şey cümlesini çok seviyorum. Fransız ama Akdeniz esintileri var. Burası tam orası. Evet. Hani o dergi sayfalarını açtığınızdaki o tam cümle burası. İçeriye adımınızı attığınızda kendinizi hakikaten çok böyle tatlı ve keyifli, huzurlu hissediyorsunuz. Geniş bir içki kabı var. Evet. Kokteyller ayrı, şaraplar ayrı. Biz menüden 4 tane seçim yaptık ama yani bunları seçerken bayağı bir zorlandık. Evet. Çünkü hani 3 farklı menüsü var. Hani size şöyle göstereyim. Bayağı menü. Menü ne demek ya? Menü. Bir günlük menüsü var. Evet, günlük menü var. Günlük menüden ortamızda duran bir kamember peyniri var. Onu seçtik.
Fransız kamember peyniri, sarımsak ve biberiyeli sarımsaklı pide ve ev yapımı vişne reçeliyle servis ediliyor. Asıl menü ise bu. Şu an elimde görmüş olduğunuz arkalı önlü bayağı büyük bir menü. Arka tarafında kahvaltılar var. Ön tarafta da bizim sipariş ettiğimiz yemekler var. Şimdi Onur'un önündeki buranın en çok tercih edilen ürünlerinden bir tanesi odun ateşinde kaburga. Kemik ve yağları ayıklanmış danı kaburga. İlik soslu hardallı patates püresiyle servis ediliyor. Benim önümde ise Neni Lazanya ismiyle yine buranın en çok sipariş edilen ürünlerinden bir tanesi var. Fesleğenli mantarlı ragu sos, fırında pişen bir lazanya var. Ortaya da bir tane çorba söyledik. Evet, başlangıç söyleyelim istedik. Başlangıç söyleyelim istedik ve şu ana kadar da göstermediğimiz bir çorba. Soğan çorbası, Fransızların klasik bir soğan çorbası. Burada da usulüne göre hazırlanıyor. İçerisinde beyaz şarabı var, kemik suyu var ve herhalde kilolarca soğan pişiriliyor ve soğan çorbası ortaya çıkıyor. Üzerinde de bir ince dilim ekmek var. Ekmeğin üzerinde de gravyer peyniri var. Şunu ortamıza alalım. İlk ondan başlayalım. Evet, bir çorbanın bir tadına bakalım. Bu arada başlangıç, yani masaya oturan herkes için, yemek yiyecek herkes için kendi yaptıkları bir tereyağı geliyor ve çok lezzetli cevizli ekşi maya ekmekleri var. Onu da ikram olarak sunar. Ekmek gerçekten olağanüstü. Sen bir çorbaya bir daldır da çorba bir bak be. Soğan soğan mı? Bak ama gerçekten soğan soğan bu. Soğan ve kemik suyu ben buradayım diye bağırıyor. Onu kırabilecek misin? Ezdim. Ezdi. İçeriden bir yerden çıkacak o. Bir yerden fırtlayacak. Biraz yumuşasın o. O sırada bir soğanların icabına bakalım. Ben soğanı bu arada çok seviyorum. Soğan çorbasını ayrı seviyorum. Çok güzel. Bir de ya İstanbul'da çok bulunmuyor. Ben bir delikatesine gittim de çok severim. Onlar çok güzel yapar. Gerçi oraya şu ana kadar çekme fırsatı bulamadık ama inşallah ilerleyen bir günlerde delikatesini çekersek orada da gösteririz bence. Bu da en az oradaki kadar, hatta Fransa'da yediğim kadar lezzetli ve güzel. Onurcuğum ben bunu şöyle bir ayırayım. Tamam. Biz tadına baktık. Günün menüsünden kamember peynirini önümüze alalım. Daldırmalı değil mi? Yani evet. Bu fırınlanıyor bu arada. Fırın kamember. Ve kendi yaptıkları vişne reçeli var. Kendi tadına bakalım. Ondan sonra vişne reçeline batılacağım. Ben bunu evde, şimdi ben de severim kamember peyniri, yurt dışına gittiğimde alıyorum. Ballı versiyonunu yapıyorum. Yani fırına atıyorum. Bunu aslında yapması çok basit bir şey. Fırına atıyorsun. Çıktıktan sonra üzerine bal ya da ne reçel varsa döküyorsun, servis ediyorsun. Şu ekmek detayı çok güzel bununla çok beraber. Çok güzel. Sarımsak ayrı geliyor. Çok çok güzel yani. Evet. Hani bir bütün olarak güzel de pişmiş fırında. Aynen. Güzel bir detay, hoşuma gitti. Bir de önemli detay şu, Fransız peynir. Yani yabancı bir peynir. Yerli peynir değil, Türkiye'de yapılmamış. Hı hı. Bu yüzden kalitesini de ortaya çıkartıyor. Fırınlandıktan sonra muazzam. Bak şu anda kıvamı şuradan harika. Bir, sadece bir peynir alacağım bakayım. Ekmek yerine çatalla yemek. Evet, evet. Şu anda. Çok güzel peynir. Evet. Görüntüsü zaten belli ediyor. Evet, bayağı iyi. Şimdi ana yemeğe geçiyor muyuz Onurcuğum? Geçelim. Bunu kenara alıyorum. Onu biz bence çok uzağa almadan tırtıklarız arada belki. Tamam, burada dursun o zaman. Şimdi ikimizde de ana yemek var. Ben aynı şeyi düşünüyor musun? Porsiyon da çok büyük. Evet, gerçekten büyük. Yani bu bir porsiyon, hatta onunki nasıl bir porsiyon? Bir de bizim burayla şöyle bir anımız var. Herhalde 2 ya da 3 hafta öncesinde burada bir etkinlik vardı. Bir mantar yemeği vardı burada. Menü A'dan Z'ye mantardı. O gün geldiğimizde de porsiyonların ne kadar büyük olduğundan konuşmuştuk. Evet. Normal, hani bu müşteriye giden porsiyon aynısı. Bize bir hani ekstra bir şey yok. Zaten biz mümkün olduğunca da hani müşteriye ne gidiyorsa biz aynısını istiyoruz ki hem mahcup olmayalım sizlere karşı hem de doğru bir şekilde özetleyelim, anlatalım diye. Ama yani bunu hakikaten şöyle bölüp... Bu 4 kişilik ya. Yani böyle böyle değil mi? Çünkü biz o gün hatırlıyorum yemekte 3. tabaktan sonra doymuştuk. Yani devam edecek miyiz daha falan demiştik böyle hakikaten. Tatlıya kadar gelene kadar çok doymuştuk. O gün başka bir şey yememiştim. Bugün de aynı şekilde bence porsiyonlar bakar gerçekten mısın ya? Evet. Yani burada doyumluk tabaklar var. Onu özellikle belirtelim. Ya genelde Fransız bistrolarına daha böyle ufak ufak olur ya. Evet. Burası tam tersi. Bak bu et dağıldı. Direkt. Güzel pişmiş değil mi çatalı, o? Evet. Çatala batırıyorum. Odun ateşinde pişmesi ayrı bir olay zaten. Üzeri de glaze olmuş iyice böyle. Önce bir sosu al.
Çok güzel değil mi? Bak şu da... Bu böyle yaz domatesi gibi, evet. Tatlı birazcık. Bak sana bir de hamurundan da ayırdım. Biraz ufak da bir hamurun tadına bak. Yani kıyma, hamur, domates sos. Çok güzel değil mi? Tertemiz. Eridi gitti. Eridi gitti. Evet. Dakika, yemiyorum. Eriyor çünkü. Şuradan bir. Bu arada hani yağ oranı düşük. Güzel bir et. Bu da çok güzel pişmiş. Baksana şuna ya. Şu altta bir patates püresi var. Etin yağı patatese karışmış. Çok güzel olmuş. Sosu da güzel. Evet. Güzel böyle buram buram et suyu. Dört tabakta direkt bence nokta atışı oldu. Ama buranın güzel tarafı ne biliyor musun? Akşam üzeri geldin böyle bir kokteyl içmek istiyorsun. Kokteyl veya bir içecek yanına güzel bir şeyle atıştırayım istiyorsun. Burada gerçekten ona imkan tanıyacak çok fazla şey var menüde. Menü bayağı kalabalık. Ve bence mutfak çok hızlı. Yani siparişi hemen hazırlıyorlar. Bütün hepsi 7-8 dakikada falan geldi aşağıdan. İnanılmaz bir şey yani. Ve mizamplasını, hazırlığını falan çok iyi yapmışlar. Menü çünkü kolay bir menü değil. Yani Fransız mutfağı kolay gibi gözüken ama aslında uzun prosesler isteyen bir mutfak. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlıyorlar. Ve kahvaltıyla birlikte servis yapmaya başlıyorlar. Kahvaltı fiyatları bence uygun. Yani dışarıdaki birçok işletmeye göre daha uygun fiyatlar. Yani ortalama 200 bandında 200 yemek bandında. Yiyebiliyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Şimdi ben buradan Emrah'a tatlı bakıyorum da. Burada tatlılar yok galiba. Biz burada hangi tatlıyı yemiştik ya seninle? Sizden bir tatlı menüsü rica edebilir miyiz? Hemen Amerikan servisi sol tarafta. Amerikan servisi yazıyormuş ya. Hiç görmedik ya. Bailey's Profiterol. Nanny Pot de Crème. Soğuk Belçika çikolatası. Crème brûlée. French Apple Tart. Emrah bence French Apple Tart, elmalı ılık tart yersin değil mi Emrah? Yes. Evet. Sabah muhabbetini yaptık ya ilk gittiğimiz yerde. Benim orada da işte elmalı crumble vardı. Emrah böyle, abi niye söylemedik? Emrah şimdi geldi zamanı. Evet, özetimizi yaptık. İstersen fiyatlara geçelim. Nanny soğan çorbası 280 lira. Onur'un yediği odun ateşinde kaburga 560 lira. Lazanya 450 lira. Son olarak da fırında kamember 440 lira. Ekmek ve tereyağı senin de söylediğin gibi herkese ikram olarak geliyor. O zaman biz bunların bir keyfine varalım. Emrah'ın tatlısını söyleyelim. Ardından son durağımıza doğru yola çıkalım. Bak şimdi ne yapacağım? Ne yapacaksın? Yapma. Bu ekmekle. Yapma. Ben bunu kamemberle yemek isterim ya bir yanda. Niye bilmiyorum. Canım çekti. Güzel mi? Peynir çok iyi. Böyle cevabı belli olan soruları sormana gerek yok. En son geldiğimde Mustafa abiden ekmek rica etmiştim. Ekmeklerini satmıyorlar ya. Bana sağ olsun bir tane ekmek verdi. Üç günde falan bitti böyle ekmek. Çok güzel ekmek yapıyorlar. Ben normalde ekmek yemem. Ama buranın ekmeği bambaşka. Bağdat Caddesi'ndeki son durağımız olan Sacar Ocakbaşı'na geldik. Burası müdavimlerin geldiği ve 8 yıldır açık olan bir işletme. Aynı zamanda Ataşehir'de de bir şubeleri var. Yakın zaman önce açıldı o da. O da çok şık. Burası da çok şık. Temel bazda kebap. Evet. En önemli şey kebap tabii ki. Aynı zamanda et ürünleriyle çok meşhurlar. İlginç bir konu var. Çatalın eline aldın galiba, yiyeceksin galiba. Ha? Soğutmamak için. Aç kaldın galiba. İlginç bir konu ne? İlginç konu şu.
Ocak başında bir hanımefendi var. Evet. Yani biz bunu görmeye çok alışkın değiliz. Kadınlar özellikle söyleyebileceğimiz gastronomi sektöründe her yerde varlar. Ama genellikle bir ocak başında alışkın değiliz görmeye. Burada gördüğümüz için çok mutluyuz. İnci Hanım ocak başında. Aynı zamanda Fahrettin Usta ocak başında. Onların pişirdiği yiyecekler önümüzde. Oğuz neler var istiyorsan öncelikle söyle. Burada Adana kebabımız var. Burada çöp şişimiz var. Burada da şaşlığımız var. Ben hemen şaşlıktan başlıyorum. Soğutma abi, bunlar soğutmaya gelmez. Gözü döndü. Buram buram soğan geliyor. Çok güzelmiş. Çöp şiş zaten ağza girer girmez gitti. Yok oldu. Adana ve çöp şiş, full kuzu, şaşlık, kontrfile. Kontrfile biraz işlemek gerekiyor. Biraz sert bir ettir. Bu bayağı güzel soslanmış. Uzun süre marine edilmiş. Bayağı pamuk gibi olmuş şu anda. Kuzu şişe bak. Yok oldu gitti. Oo valla eridi gitti. Biraz kırmızı toz biber fazla geliyor ama güzel. Ya bunun olmazsa olmazı bir de güzel yağlı abi. Hakikaten. Arada kuyruk da var. Şimdi kuzu, dana fark ettiriyor. Evet. Değil mi? Evet. 2024 yılına da girmiş olduk. Oğuz'un. Nice 2024'lere 34... O kadar 2024 bir daha gelmeyecek. Evet ya. 2034, 2044, 54... Dörtlerden devam mı? Dörtlerden devam ya. Evet. Afiyet olsun kardeşim. Peki, afiyet olsun. Kebap, satır kıyma. İstiyorsan ona giriş yapalım. Şöyle dürüm mü istersin, sade mi istersin? Vallahi lavaş üzerine yapıştır ya. Bence de lavaş üzerinde olması daha güzel. Sana hazırlıyorum o zaman bir tane. Olur. Soğan? Yok. Sade. Sade yiyeceğim. Şimdi burada çok güzel kömür ateşinde pişen soğan, sarımsak, her şey var. Yani olmazsa olmaz. Bir ocak başına geldiğin zaman zaten onu önüne alacaksın abi. Bir de o... Narifisi de çok güzel. Sıcak sıcak servis ediliyor. Bu arada sıcak. Hani... Hala sıcak. Hala sıcak. Bir etimin tadına bakayım. Ha, bu biraz dağılıyor tabii. Full kuzu, kaburga, döş. Tabii ki biber olmazsa olmazı. Al biber. Bir de kuyruk yağı var. Doğru reçete bu şekilde. Isırınca dağılıyor. Çok güzel. Bulgur gibi. Başarılı. Bak yağını da bıraktı güzel güzel. Çok ama... güzel yağ var. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Benim tercihim bu. 1, 2, 3 diye gelir bence. Evet. Bu arada kebap bir tık acı. Minik bir acısı var. Acısı geliyor ve güzel geliyor bence. Lezzetli bir acı. Burayı genellikle Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçeliler çok tercih ediyor. Evet. Yani zaten bu bölgede birkaç tane çok iyi kebapçı var. Ocakbaşı var. Biz bunlardan bir tanesini göstermiştik. Neydi onun acı? Alef Ocakbaşı'ydı. Alef. Saca da onlardan bir tanesi. Yani iyi bir ocakbaşı. Burası mahallenin geldiği, hafta içi de aslında full çeken işletmelerden biri. Bir de buranın marina tarafında balıkçıları da var. Evet, onu şimdi buraya geldiğimizde öğrendim. Ben hiç duymamıştım. Saca Marin diye. Bak ilerleyen zamanda gideriz. Gideriz, deneriz. Şey güzel, biz daha önce de hep reklamını, reklam yapıyoruz resmen yani. Erenet'in çok reklamını yapıyoruz. Ama... Yani her iyi etçi Erenet'ten ürünlerini alıyor. Burası da Erenet'ten alıyor. Yani Erenet'in sahibi bizi izliyorsa eve bir kuzu kaburga bilmem ne bir şey göndermesi lazım artık yani. Yok yok. Öyle bir şey istemiyoruz tabii ki de. Ama şimdi mesela iyi restoranlara bakıyoruz. Evet. Yani Seraf bunlardan biri. Nusret bunlardan biri. Yani Günaydın var. Günaydın var. Ardından Elbet Steakhouse var. Yani öyle. İyi et işlemek isteyen kim varsa genellikle onları alıyor. Hatta geçenlerde gittiğimiz o hesaplar senden gitmiştik. Bad Burger vardı. Evet. Onlar bile burger köftesini orada yaptırıyorlardı. Ya bizim şimdi ismini saydığımız onlar hani büyükler. Hani evet. Onlar böyle tonlarca et alıyor. Şimdi tabii burası da büyük bir işletme ama şimdi bir Günaydın'ın et potansiyeli burayı karşılaştıramayız. Tabii. Ya da bir burgerciyi karşılaştıramayız. Hani küçüğünden büyüğüne iyi ve kaliteli ürün tercih edenlerin hepsinin tercihi Erenet oluyor. O Doğru. Da yeri gelmişken bir kez daha söyleyelim. Evet. Yani çok kez söyledik, bir kez daha söyleyelim. Aslında İşletmeler için de önemli bir konu bu. İyi eti nereden alacaklarını çok merak ediyorlar. Hı-hı. Bu vesileyle de öğrenmiş oluyorlar. Ha, biraz pahalı, yalan evet. Yok ama işte kalitesi belli. Bir de iyi ustaların eline kaliteli et gelince... Sevgili anam. Lahmacun suyu da olmaz biliyorsunuz. Abi, eyvallah. Az önce senden bahsettik, evet. Sen geldin. Eline koluna sağlık. Abi teşekkür ederiz. Eyvallah, çok sağ ol. Çok sağ ol. Abi şey soracağım, bunların hepsi kuzu. Bu da mı kuzu? Abi.
Dana da var. Lahmacunda dana kıyması şart. Çünkü çok ağır ve kok olduğu için. Tamam. Biraz da dana koyuyoruz, ilave ediyoruz. Yalnız bu tamam. Ne kadar ince bir evet. Lahmacun ya. Evet, kağıt gibi. Kağıt gibi hakikaten. Abi eyvallah, eline sağlık. Teşekkür ederiz, afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Lahmacun dediğin gibi kağıt gibi. Abi bir de hafif ama malzemesi de çok güzel gözüküyor. Güzel. Çıtır çıtır. Azıcık bir sarımsak kokusu da var. Antep. Evet, vallahi güzelmiş. Lahmacun da çok güzelmiş. Biz ne lahmacun söylemedik? Unuttuk mu? Ne bileyim. Etleri şey olunca aklımıza gelmedi. Bayağıymış. Kebap gördü evet. Ama lahmacun da çok iyiymiş. Bayağıymış bu. Usta eyvallah, teşekkür ederiz. Çok güzelmiş. Abi lahmacun yeri başka bir. Lahmacun bölümü yaparım 30 tane bak o derece. Bak lahmacun yeri hakikaten çok başka ya. Bir lahmacun bölümü daha yapalım ya. Var mı tavsiyeler? İstanbul'da en iyi lahmacun tavsiyelerini alalım. Gözüm Allah. Ama biz daha önce video yaptık. Önce onlara bakın. Kanalda var. Yani oraya gidin demeyin yani. Orada gitmişizdir belki. Biz İstanbul'da herhalde 25 yakın lahmacun çekmişizdir toplamda. Çektiğimiz belki daha öyle. Fazla. Gittiğimiz daha fazladır. Evet. Vallahi. Ya. Ne lahmacunlar yedik. Şu midenin bir dili olsa konuşsa. Lahmacun çok iyi. Ama lahmacun da benim zaten bir numaram net kebapçı Etiler. Kebapçı Etiler güzel ama benim bir numaram da Özkilis lahmacun. Fatih. Ya orası da güzel ama yani kebapçı Etiler başka bir segment. Fiyat performans Özkilis. Orası ayrı. Anlaştık bak görüyorsunuz. Orası ayrı. Burada da 80 liraymış. O da uygun. Bence uygun. Artık çarşı içerisinde Kadıköy çarşısında 90 lira oldu lahmacun. 100 lira abi bu işin şeyi baremi. Ortalaması. Evet. Ben eskiden 6 lira 7 lira diyorduk. Evet. Şimdi 100 liralara geldi. Bizim yapacağımız bir şey yok bu konuya. Peki 2024'e girdik. Bu sene nereye gitmek istiyoruz? Bir önlerden bahsedeyim. Bana mı soruyorsun? Hem sana ben? Hem ha. Ona. Ona Emrah mı? Emrah tabii. Soracağım. Emrah da soracağım. Emrah daha sonra sorarız da bizi izleyenleri soralım. Bence... Nereye gidelim? Evet, yani hem biz nereye gidelim, sizin de bir planınız, programınız varsa biz şu tarihlerde şuraya gidiyoruz ya da şu tarihlerde şuralar çok iyi olur diye yazarsanız bizim de aklımızda bulunsun. Şimdi aşağıya sakın şey yazmayın, Mart'ta Japonya çok güzeldir falan yazmayın, aklımızı çelmeyin bizim. Peki bir şey söyleyeceğim. 10.000 beğeni gelirse Tayland sokak lezzetleri yapıyor muyuz? Şu an giderim. Bak 10.000 beğeni gelirse, hadi bak, şu an beğene basın. Şu an giderim. Tamam, şu an 10.000 beğeni alıyorsak bu video bir hafta içinde 10.000 alsın. Beğeni. Tayland'a plan yapıyoruz. Zehirlenme garantili mi? Tam da zamanı. Zehirlenme garanti. Çin, Tayland'da Çin sokağına sokacağım seni. Merak etme. Çok ne güzel. Yiyeceğiz? Bak çok güzel şeyler var. Mangalda inanılmaz şeyler yapıyorlar bak. Olağanüstü. Bir de bir kitap almıştım ben zamanında. Tayland'da 1001 sokak lezzeti diye. Hakikaten 1001 tane sokak lezzeti bulursun. 1001 geceye dönmesin o. Dönmez. Ama şu an parmaklar çalışmalı. 10.000 beğeni alırsak Tayland'a hemen plan yapıyoruz. Ben varım. Hızlıca. Uçağa atlayıp gideceğiz hemen. Emrah da gelecek. Pasaportun var değil mi? Var. Tamam vize gerekmiyor. Vizeye gerek yok. Ben hemen bahtları alırım. Exchange ofisten. Gideriz. Anında bak. Hiç beklemem. Masaja da gideceğiz. Bu Tayland bir. Oradan kamera kız çok çıkar bize. Orada inanılmaz çıkar. Ha? Çoğunu yayınlayamayız zaten. Bu da gelir, bu da geçer. Onu yaparız. Bu da gelir. Emrah. Kaydı kapat abicim. Hadi bizim için zaman doldu. Trafik olmadan her şeyi yaşamamız lazım. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok güzel. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak bir dakika bir şey diyeceğim. Tamam Tayland 1. Tamam. Tayland kapat. Oraya zaten gitmeyi istiyoruz. Sen okay. Gittin bana çok güzel anlatıyorsun. Ben daha görmedim Tayland'ı. İnşallah göreceğim. İkinci bir seçeneğimiz neresi var? Ya Avrupa'da bir şehir söyle be. Daha böyle uzaklar. Uzaklar. Tabii ya şimdi Avrupa zaten hani gidiyoruz. Bundan sonra çekeceğiz de. Bence uzaklar yerine yakınlarda çok fazla rehber yapılmayan yerleri tercih edelim. Bu sene bir adalar istiyoruz. Yunan adaları. Ha ben de diyorum ki adalar. Hangi adalar? Heybelada, Büyükada, Kınalıada. Yakın olmadı mı? Fazla yakın oldu. Benim kastettiğim İran'a, Irak'a falan gidelim diye düşündüm. Abi oralara gidemeyiz şu anda ya. Yani. İran. Karışık oralar abi. Gerek yok şimdi. Daha işte hani yok. Daha fazla karışmadan gidelim. gerek yok. Bir Tayland yaparız. Tamam. Ben asıl Pakistan istiyorum. Pakistan? Pakistan sokak lezzetleri. Hastane detaylı. Geçelim bir köründe. Emrah zehirlendim gel. İlk ve son bölüm. Pakistan sokak lezzetleri.
Şifalı lezzetler. Aa, hepsi şifalı. İnanılmaz. Hindistan'da yapmak lazım. Aa. Seviyoruz bu arada oraları. İzlemesi güzel. Ya izlemesi güzel de yemesi ne kadar güzel olur bilmiyorum. Hint yemeklerini seviyorum mesela ben. Baharatlı. Ama İstanbul'dakileri seviyoruz. Evet. Doğru. Yani o ince bir detay. Doğru. Bakacağız artık. Çözümüne bakacağız. Neyse. Ama... bizim güzel planlarımız var. Videonun girişinde zaten özetledik. Hani bir kabuk değiştirdik. A'dan Z'ye her şeyimiz değişti. Yenilendik. Farklı farklı seyahat planlarımız, farklı farklı programlarımız var. 2024 umuyoruz ki bizim için çok iyi geçecek. Siz de bu değişimden ve gelecek videolardan umarız keyif alırsınız. Bizi keyifle izlemeye devam edersiniz. Bana soracak mısın nereye istediğini? Nereye gidiyorsun sen? Gidiyorum değil ya. Beraber gidelim. Beraber mi gidiyoruz? Rehber yapalım. Tamam, nereye? Ben özellikle Amerika'yı çok istiyorum. Bir. Abi benim vizem yok. Tamam, Amerikan konsolosluğuna buradan seslenelim. Size bir vize çıkarsın. Hakikaten gidelim. İkincisi? Çıkarsa vize gelirim. İkinci yeri söylüyorum. Evet. Meksika. Ay, Meksika'ya gittim. Oralarda Meksika. Bende. Cancun. Cancun. Ben de gittim de o yüzden söylüyorum. Gideriz. Orada şey yapacak mıyız? Vurup böyle kuş sesi çıkartacak tabii. Mıyız? O şehir orasıydı. Neydi? Chichen Itza. Chichen Itza. Tamam. Neyse, onun detayları inşallah en kısa zamanda kanalda görüyor olursunuz. Ya biz zaten bir şey söyleyeyim sana, vlog çeksek bile yeter. Lezzet evet. Rehberine gerek yok yani. Oradaki... Emrah gelmesin. Emrah uçamazsın zaten o kadar saat. Çok uzak. Emrah kız arkadaşı izin vermez oraya. Emrah şu arkada abi kes 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 yapıyor. Emrah buraları koyacağım ona göre. Tayland'da masaj deyince zaten büyüktüm orada. Evet. Tayland'da yaptırdığım masajların %90'ında uyuyakaldım. Dolayısıyla... Bak, dolayısıyla... Sen her uyuyakaldım dediğinde daha önceki videolarda uyuyakaldım. Kedi videosu aklıma geliyor. Yeniköy videosunda paylaşmıştık onda. Çok keyifli değil mi? Benim aklıma geliyor. İnanılmaz. Tabii. Güzel bir videonun daha sonuna geldik. Umarız videoyu çok beğenmişsinizdir. Biz 2024 yılı ile ilgili yapacağımız çok şey var. Çok çalışacağız. Sizlere güzel videolar sunacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmanız çok önemli. 10.000 beğeni gelirse bir hafta kardeşim, içinde... Kardeşim konuşuyorsun da ne unuttuk? Ne? Fiyatları. Aa, doğru. Fiyatlar önemli. İstersen... Keselim burayı. Tamam. Fiyatları söyleyelim. Sen tamam. Aynı konuşmayı bir daha yap bize. Peki bir daha yaparım. Etlerin hepsi 180 gram. Acılı saca zır kebap 320 lira. Kuzu çöp şiş 350 lira. Şaşlığın fiyatı 400 lira. Menüdeki ismi antibiyotik. Bunun içerisinde sarımsaklar, soğanlar, nar ekşileri, biraz da tereyağı var. Tereyağı. Çok lezzetli. Bunun da fiyatı 150 lira. İçtiğimiz rakıların da duble fiyatı 180 lira. Tek alırsanız da 120 lira. Evet Onurcuğum, aynı konuşmayı bir daha istiyorum. 10.000 beğeni gelirse Tayland'a gidiyoruz. O yüzden aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel bir videonun sonuna geldik. Biz 2024 yılına hızlı başladık. Hızlı devam edeceğiz. Önümüzdeki haftadan sonra çok güzel bölümler bekliyor sizleri. Hepsini çektik. Devamı da geliyor. Özellikle istediğiniz bir yer olursa da aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, Tayland'a gidiyoruz. Emrah, Pattaya'ya mayo ve şort. Mutlaka. Herkese merhaba, Ayaküstü Lezzetler'e hoş geldiniz. Herkese merhaba ne lan? Merhaba. Ay siz ne tatlısınız ya.